Kuzeydoğu Anadolu gezimizin ardından ekibimizin yolu Gümüşhane'ye düşüyor. Şelaleleri, su yolları, tarihi dokusu, yaylaları, ormanları ve dağların zirvelerine sevdalanmış konutlarıyla mistik bir kent Gümüşhane. Roma döneminde Argilapolis yani Gümüş adıyla anılan şehrin tarihinin M.Ö. 3000'li yıllara uzandığı biliniyor. Gerek İpek yolu üzerinde önemli bir geçiş noktasında kurulmuş olması, gerekse zengin gümüş madenlerine sahip oluşu Gümüşhane'yi tarih boyunca önemli bir yer kılmış. Gümüşhane tarihi boyunca birçok uygarlıklara ev sahipliği yaparak bu kavimler mozaiğinin izlerini günümüze taşıyor. Denize 100 kilometre uzaklıkta olan ilin klima özelliğine sahip havası, sahip olduğu eşsiz doğal güzellikleri, yeraltı resim sergisini andıran zengin oluşumlu mağaraları, 450'ye yakın yaylası, çok sayıda antik kenti, doğal park alanları, zengin flora ve faunası bakir bir turizm potansiyeline sahip. Gümüşhane valisi Dr. Yusuf Maydan'ın ağzından dinliyoruz Gümüşhane'yi. Gümüşhane güzel bir ilimiz. Tünelleri çok olan, işte dağların arasında yer alan ve çok güzel münis insanların oluşturduğu bir il. Tarihi bir il aynı zamanda. Kuruluşu Kanuni Sultan Süleyman zamanına dayanıyor. Süleymaniye Mahallesi dediğimiz şu anda yerde madenler çıkarılması nedeniyle Kanuni Sultan Süleyman bir talimat vererek 50 ev yapılmasını emrediyor. Bu şekilde başladıktan sonra da nüfus arttıkça ilde büyüyerek kalkınmasına, gelişmesine devam etmiş. İnsanımızın misafirseverliğini ve iştenliğini görmek üzere muhakkak yaz olsun, kış olsun gezdirmeye davet ediyorum. Misafirseverliğimizi görmelerini bekliyorum. Ve buranın turistik tarihi eserlerini görmeyi yerel mutfağımızın lezzetlerinde tatmalarını istiyorum. Belediye Başkanı Mustafa Canlı, sürekli olarak gelişmekte olan Gümüşhane'nin artan turizm potansiyeline dikkat çekiyor. Gümüşhane'miz Doğu Karadeniz'i İç Anadolu'ya ve Doğu Anadolu'ya bağlayan bir yerde, özel bir yerde bulunmakta. Efendim, değişik kültürleri kendi bünyesinde barındırmakta. Hem Karadeniz kültürünü, hem İç Anadolu, hem Doğu Anadolu kültürünü kendi içerisinde barındıran bir yapıya sahip. 5 ilçesi var, 12 beldesi var, toplam 322 tane köyü var ve il nüfusu tahminen değil, TÜİK kayıt şeyine göre 130 bin. Ama il dışındaki bugün nüfusun 600-700 bin civarında olduğunu düşünebilirsek toplam 900-1 milyon arasında bir Gümüşhane'li nüfustan bahsetmemiz mümkün. Gümüşhane'yi belki bilmeyen çok seyirci vardır. Dolayısıyla özellikle baharın ve yazın o insanları Gümüşhane'ye davet etmek istiyoruz. Gümüşhane insanını tanımalarını istiyoruz. Mutlaka çevrelerinde bir Gümüşhane'li vardır. Ve bir baksınlar o Gümüşhane'li insanın yani %99.9'u falan hep güzel insandır. Yani bunu özellikle söyleyelim. Ve neticede bizim insanımızın mayası, özü gerçekten devletimizin ve milletimizin temel değerleriyle barışık olan bir yapıya sahip olan bir yapıyız. Efendim, insan sevgisi, sevgimizin çok olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla insanımızın gelip bu hem Gümüşhane insanını tanıması hem buradaki doğal bozulmamış o doğayı tanıması bizim en büyük beklentimiz. Mutlaka onların buralara gelip buraları gezmesi buradaki insanlara da ayrı bir heyecan katacak. Aslında bu iç turizmin ülkelerin kalkınmasındaki temel faktör şu. Tabii insanlar bilgilerini, becerilerini birbiriyle paylaştıkça ne yapıyor? Bulundukları veya gittikleri yerlerde de insanların daha dinamik hale gelmesini sağlıyorlar. Düşünürüz ki buraya hiç kimse gelmez. Hepimiz kendi kabuğumuza çekilsek biz zannederiz ki biz şeyde yaşıyoruz. İşte. Ama insanlar gelip farklılıkları gördükçe ne yapacağız? Biz daha çok çalışmaya, daha çok üretmeye gayret göstereceğiz. Onlar bize daha belki daha farklı bilgiler katacaklar. Çünkü ben de zaman zaman değişik kentlere gidiyoruz. Oradaki yerleri görüyoruz. Onun için insanları buraya beklediğimizi özellikle belirtmek istiyorum.